Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ lihtediye levlâ en hedâna Allah ve mâ tevfîkî ve atsâm illâ billâh lekad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ resûlinâ Muhammed. Sallu alâ tabîb-i kulûbinâ Muhammed. Allah'ım salli. Sallu alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Allah'ım salli. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bu gece Rabiul Evvel ayını uğurluyoruz. Haftaya Rabiul Ahire girmiş bulunacağız. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bir daha seneye tekrar kavuşmayı nasip eylesin. Ölecek olanlarımız da sahibi Muhammed Mustafa'ya kavuşmayı nasip eylesin sallallahu aleyhi ve sellem. İçimizden seneye kadar ölecekler var. Bunda şüphe yok. Efendim, kimimiz yaşayacağız, kimimiz öleceğiz. Sağ kalırsak Allah devam şebat istikamet versin. Amin. Seneye Rebiül Evveli de dolu dolu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aşkıyla, muhabbetiyle geçirmeyi nasip etsin. Amin. Vademiz erişir de, efendim ecel gelirse de, sahibini bize kavuştursun, bizi ona kavuştursun. Amin. Allah Teala ona bağışlasın cümlemizi. Amin. Şimdi, bugünkü dersi de, kısaca tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisinin alametlerinden bahsediyoruz. İslamiyet'in tamamı onu sevmenin alametidir. Bütün sünnetlere ittiba onu sevmenin alametidir. Bütün emirlerini tutmak, yasaklarından kaçmak, onu sevmenin göstergesidir. Bunun sayısı, sınırı bitmez. Ancak, efendim, bu gece Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat-ı şerife getirmek, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerimizin emri olarak Kur'an-ı Kerim'de bu emre intizalen salavat-ı şerifenin faziletlerini sayacağız inşallahurrahman. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat-ı şerife getirmekte ne kadar bereketler var, semereler var, artık bu da bakalım saymakla biter mi? Birincisi Allah'ın emrine uymak. Celle Celaluhu. Çünkü ne emretti okuduğumuz ayette? Habibime salat selam edin. Efendim ikincisi Allah-u Teala'nın yaptığını yapmak. Çünkü Allah-u Teala da Habibine ne yapıyor? Salavat getiriyor. Rahmet okuyor. Bak. Üçüncü meleklere uygunluk. Çünkü melekler de ne yapıyor? Ona salavat getiriyor. Dördüncüsü Allah-u Teala'dan 10 rahmet kazanmak. Çünkü 1'e 10. Beşincisi 10 derecesi yükseltilmek. Altıncısı 10 sevap. Yedincisi 10 günahın silinmesi. Sekizincisi duasının kabulünün ümit edilmesi. Dokuzuncusu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine kavuşma sebebi. Onuncusu günahlarının affedilmesi ve ayıplarının setredilmesi, örtülmesine vesile. 11.'si sıkıntılarının giderilmesine vesile. Ne derdi varsa. 12.'si Allah-u Teala'ya yaklaşma vesilesi. 13.'si sadaka vermek yerine geçiyor. Her salavat bir sadaka verme sevabı. Efendim 14.'si ne muradı varsa Allah'tan dileği onun yerine getirilmesi. 15.'si efendim salat selam okuyanın
ruhunun temizlenmesi. Kalbinin temizlenmesi. 16.'sı kulun ölmeden evvel cennetle müjdelenmesi. Var mı böyle bir şey başka bir yerde? Efendim? 17.'si kıyamet gününün şiddetlerinden, dehşetlerinden kurtulma vesilesi. Bunlar hepsi hadis-i şeriflerden alınmış. 18.'si Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin selamına cevap vermesi. Sen selam veriyorsun ona, o da sana ne yapıyor selamına? Mukabelede bulunuyor. 19.'su unuttuğunu hatırlama vesilesi. Bir şey unutursan ne yapacaksın? Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve aleyhi ve sellem. Hatırlarsın. Efendim 20.'si meclislerin güzel kokmasının sebebi. Hangi meclise salavat-ı şerife getirilir? O meclisten ne temiz kokular semalara yükselir ve hakikaten bazılarının burnu da alacak kadar koku yayılır. Kiminin burnu nezneli, tıkalı, o almaz. Efendim, 21.'si kıyamet günü oturduğu kalktığı meclislerde salavat-ı şerife okuduğu için o toplantılarından pişmanlığa düşmemesi. 22.'si fakirliğin nefyi. Salavat-ı şerife devam eden adam fakir olmaz. 13.'sü cimrilik isminden, vasfından kurtulma vesilesi. Şimdi bunlar hakkında hep hadis-i şerif göreceksiniz. Kısaca okuyacağım ama hepsi hakkındakileri baş edemeyebilirim. Efendim, ismi anıldığında salavat-ı şerife getirmeyene yapılan beddua. Cebrail aleyhisselam ne bu beddua etti? Efendim, kim buden limen zükirte indi ufelli musalli aleyk, adı yanında anılıp da sana salavat getirmeyen kahrolsun, helak olsun bedduası var biliyorsunuz. Ondan kurtulma vesilesi. 25.'si sahibine cennet yolunu göstermesi, tarikine yani terk edenine de cehennem yolunu göstermesi. Dolayısıyla efendim cennet yoluna ulaştırması. 26.'sı Allah ve Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem ve Celle Celaluhu isimlerinin anılmayan meclislerdeki leş kokusundan, pis kokudan kurtarması. 27.'si hangi kelam, hangi konu, hangi iş hamd ile, salavatla başlanırsa tamama ermesi. Çünkü hamdsiz, salatsız başlanan işlerin sonunun bereketsiz ve hayırsız kesilmesi tehlikesi mevcut. Efendim, kaç etti? 28. Hep maşallah sayıyorsunuz. 28.'si kulun sırattan kolay geçebilmesi. Efendim, hepsinin hakkında hadis-i şerif var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Dün gece Ra'itül Barihate aceben, uzun bir hadistir, ben onu evvelce okumuşum. Dün gece acayip bir rüya gördüm dedi. Peygamberlerin rüyası nedir? Vahiy. Aynı hadis, ayet. Ne gördüm? Ümmeti râyetü racülen min ümmeti. Ümmetimden bir adam gördüm. Efendim Sırat köprüsünün üzerinde tökezlemeye başladı. Yıkıldı. Aşağı cehennem, asılıyor çengeller. Düştü düşecekken bana okuduğu salavatlar geldi. Elinden tuttu. Onu karşıya cennet tarafına selametle geçirdi. Bu hadis-i şerif meşhur. Efendim 29.'su salavat getiren insan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme cefa yapmaktan kurtulur. Salavat getirmeyen insan Resulullah'a eziyet etmiş olur. Efendim 30.'su Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin salavat getirenlere güzel övgüler yağdırmasına vesile oluşu. Gökle yer arasında salavat getirenleri Allah-u Teala medhediyor, onları övüyor. 31.'si Allah-u Teala'nın merhametinin, rahmetinin sebebi. 32.'si bereketlerin, bollukların.
33.sü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbetinin devamının ve ziyadesinin ve katlanarak artmasının sebebi, bunlar iman şartları ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisi gün be gün artmasa iman tamam olmaz. Hele eksilirse iman eksilir, Allah muhafaza sıfır olursa iman da gider. 34.sü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin salavat getireni sevmesinin sebebi, 35.sü kulun hidayetinin ve kalbinin hayatının, ruhani hayatının, kalbinin dirilmesinin sebebi. 36.sı efendim, salavat getirenin isminin babasının sülalesiyle soyunun Resulullah'ın yanında anılması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin senin babandan falan oğlu falan diye haberdar edilmesi. Felanca sana salavat getirir diye arz edilirken babanın adıyla senin adın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tarafından duyuluyor. 37.sü efendim, sıratta mahşerde ayağının kaymamasının, İslam yolunda ayağının sabit kalmasının sebebi. 38.sü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerimizde bulunan haklarından ekalli kalil, çok az bir hakkının ödenmesinin vesilesi. Onun tüm hakkını ödemek kimin haddine düşmüş? 39.sü Allah Teala'nın zikri, şükrü ve iyiliğini bilmek. Ve mâ bi ni'meti rabbike fehaddis, Rabbinin nimetini anlat diyor. En büyük nimeti bize kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Salavat getirirsen ya Rabbi senin iyiliğinin kıymetini biliyorum demektir. Efendim kaça geldik? 40'a geldik. 40.sü nedir? Efendim kulun Rabbinden suali, duası. Efendim bu arada kendi isteklerinin de Mevla tarafından görülmesine, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yaptığı duayı aracı kılması ve en büyük, efendim 41. en büyük meziyetlerden, semerelerden, faydalardan birisi, salavat-ı şerife okuyor 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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek suretinin, tabi rabıta üzere okunursa bu faydayı sağlar, zihne, akla yerleşmesi, rabıtasının kolaylaşması, manevi irtibatın sağlanması ki bu bazılarına zahiri irtibata da çeker, makamı ilerleyenler dedik uyanıkken bile görüşme tahsil edebilir. Efendim 42.sü şeyhi olmayanın, şeyh bulamayanın, şeyh bulursan mürşit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin canlı canlı vesilesi. Ama bir insan bir memlekette, bir beldede, bir makamda şeyh bulamadıysa sırf salavat-ı şerifeye devam ederekten manen yetişmesi garantisi. Ama şeyh bulursa illa şeyhe intisap, zaten o şeyh de ona ne verecek? İstiğfar verecek, salavat verecek vesaire. Ama şeyh bulamayan, mürşit bulamayan bir insan, efendim, salavat-ı şerifeye devamla da bu durumda terbiye edilmesi. Daha neler 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 ki efendim artık hadis-i şerifler bu hususta dolu. Şimdi bu hadis-i şeriflerden bazılarını zikredecek olursak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en meşhur hadis-i şeriflerinden, siz hepiniz bunu biliyorsunuz. Bir kere efendim Ebu Talha radıyallahu anh buyuruyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le mescitte karşılaştım. O da odalarının birinden, hücre-i saadetlerinin birinden çıkmıştı. Yüzü gülüyor. Müjde eseri yüzünde beliriyor. Efendim bunun üzerine beni görür görmez buyurdu ki, şimdi bana Cibril aleyhisselam geldi. Buyurdu ki, emâ terdâ ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem en la yusalli aleyke ehadim min ümmetik illa salleytu aleyhi aşran ve la yusallimu aleyke ehadim min ümmetik illa sellemtu aleyhi aşra. Sen razı olmaz mısın ki Habibim, sevgilim, Rabbim sana buyuruyor ki diyor Cibril aleyhisselam, Rabbim sana buyuruyor ki sen memnun olmaz mısın? Velesefi yutika rabbuka fetarda. Rabbin seni razı edinceye kadar vereceğini vaat etti. Peki senin ümmetinden biri sana salavat getirse, ben de ona 10 rahmet okuyacağım. Sana bir selam verene ben 10 selamla kurtuluş vereceğim Allah buyuruyor.
Bu seni sevindirmez mi dedi diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme buradan ne dönüyor? Ne dönüyor? Ümmetine bir kurtuluş kapısı açıldı. Ümmetinin karından seviniyor. Yine mesele kimin karına seviniyor? Bizim karımıza seviniyor. Çünkü bu bizim için çok kapanmaz büyük bir kapı. Şimdi buraya dikkatle önem vermek lazım. Allah'ın yaptığı salatın anlamı nedir? Rahmet. Salatın manasını veriyoruz. Allah'tan rahmet, meleklerden istiğfar, müminlerden dua. Diyoruz ya, meşhur bu. Şimdi Allah'ın rahmetini düşünelim. Allah'ın rahmeti ne demek kuluna? Acıması demek. Peki Allah'ın bir acıması nedir? Bütün dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Peki on rahmetiyle ne kadar bela kaldırır, ne kadar azap kaldırır? On rahmetiyle ne kadar lütuflar, feyizler, bereketler yağdırır? Şunu bir düşünebilir misiniz? İbn-i Ataillah el-İskender Hazretleri buyuruyor. Allah Teala bir kuluna bir kere salat etse, bir rahmetle muamele buyursa, dünya ahiret hiçbir sıkıntısı kalmaz. Ya on rahmetiyle diyor, nereye koyacak, nereye sığdıracak diyor. Sen de diyorsun ki, hoca ben bu kadar salavat getirdim, hala başım beladan kurtulmuyor. Demek sen bir kere salavat getirmedin de ondan. O rabıtayı bir kursaymışsın demek, o bir salavat seni abad etmiş meğer. Senin haberin yokmuş meğer. Ama zannediyorum ki içinizden kimse de bu lafı söylemez. Çünkü o bir salat, Allah'ın bir rahmetiyle bugün ehli sünnet itikadındayız. Bugün cennet yolundayız. Millet cehenneme doğru sel gibi giderken biz cennete doğru yürümekteyiz. Bu rahmet değil midir? Bu parayla alınacak bir zenginlik midir? Ya. Onun için yolumuzu şaşırmayalım. Şimdi bir insan ömrü 1000 sene olsa, Nuh Aleyhisselam'ın ömrü 1250 sene. Şuayb Aleyhisselam'ın ömrü olsa kaç bin sene? Bir insanın ömrü ve bu ömründe bütün ibadetleri yapsa, alnını secdeden kaldırmasa tabiri yerinde olsa. Peki, sonra da Allah Teala ona bir rahmetiyle, salatıyla muamele buyursa. Şimdi Allah'ın o bir rahmeti, salatı, kulun binlerce senelik amelini geçer mi geçmez mi? Gördün mü salatın ne kazandırdığını şimdi? Çünkü sen, efendim, neye göre salat ediyorsun? Kendi imkanına göre. Peki Allah neye göre salat ediyor? Kendi imkanına göre. Allah'ın imkanına kadar Allahu ala kulli şeyin kadir. O zaman efendim büyük iş, büyük iş. Allah Teala ihlas ile salavata devam nasip eylesin. Hadis-i şerif buyuruyor. İnne evlen nasi bi yevmel kıyame ekseruhum aleyye salatim. Kıyamet günü insanların en yakını bana kim olacak? En fazla salavat-ı şerife getiren olacak. Peki niye? Çünkü kıymet bilmektir. Şimdi bir insanın bir insana iyiliği varsa, bu mecliste şimdi efendim bir seçim hakkı olsa, benim yanıma birinin gelmesinde bende kimin fazla iyiliği varsa ben onu yaklaştırmaz mı? He? Burada da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en fazla dua kim yapmış? En fazla salavat getiren. O senin duana muhtaç değil. Sen onun şefaatine muhtaçsın. O zaman kafayı çalıştırmalısın. Ali İbni Muvaffak Hazretleri radıyallahu anh, bu Efendimiz'i görenlerden değil, son devirdeki, yani büyüklerden tabii, son derken bize göre çok eski de, hac yaptı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kaç kere hac yapmış bilmiyorum artık. Haclarının sevabını kime hediye etmiş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hediye etmiş. Şimdi adam diyor ki ben Resulullah için tavaf yaptım. Birisi diyor ki ben Resulullah için ömre yaptım. Biri diyor ben Resulullah için hac yaptım. Öbürü de ona diyor ki deli misin, divane misin? Resulullah'a ne ihtiyacı var yahu, sen kendine yapsana. Anana babana yapsana falan. Öyle diyenler de olabilir. Bizde sivri zeka çok bulunur. Şimdi kaç kere Resulullah Efendimiz'in ruhuna hac yapınca rüyada gördü. Bu büyük veli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki hâdihi yedüke indi. Sen bu benim yerime kaç kere hac yaptın ya bana iyiliğin var dedi senin. Senin bana dedi iyiliğin var. Ya o muhtaç değil ama işte öyle ya. Kıyamet günü bak sana nasıl karşılık vereceğim şimdiden anlatayım. Ahudu bi yedike fil mevkif ve udhulukel cenne vel halak fi kerefil hisab. Bütün mahlukat muhasebe sıkıntısında ter boğazlarını geçerken elinden tutup seni ben cennete koyacağım. Sen ki benim yerime hac yaptın. Sen Resulullah deyip de sallallahu aleyhi ve sellem ne demek ya? İşte bu. Şimdi niye bana yakın?
Çünkü çok salavat getiren çok seviyor demektir. Çok seven çok anar. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Fazla sevgi demek ona tam ittiba ediyor demektir. Çünkü innel muhibbelü men yuhib mutlur. Sevginin kurallarını okuduk. Seven sevdiğine itaat eder. Çok salavat getiren günah işlemez. Çünkü çok sever, çok seven çok anar. Çok anan çok uyar. Çok uyan çok laf duyar. İtaat eder. O zaman tabii ki ruhu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuna yaklaşan aralarında taarruf, itilaf, tanışma, görüşme, buluşma, manevi irtibat, münasebet hasıl olacağından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nuru ona yerleşir. Onun için de mahşerdeki yakınlığı hak eder. Şimdi diğer bir hadis-i şerif okuyorum. Men salla aleyye sallet aleyhil melaike mademe yusalli aleyye. Bir kul bana salavata başlayıp devam ettiği sürece melekler de başlar ona salavat okuma. Sen diyorsun ya Rabbi Habibine salat et sallallahu aleyhi ve sellem. Melekler de diyor ki ya Rabbi bu kuluna salat et. Şimdi yani işini gördürmek isteyen bu yolu seçsin be. Açıyorsun ellerini dua 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 dua. Ne istiyorsun? Ya Rabbi şu hastalığıma şifa. Ya Rabbi şu derdime deva. Ya Rabbi. Tamam da mübarek adam senin ağzın günahkar. Üdûni bi esnetin lem ta'sûni bi. Bana isyan etmediğiniz dillerle dua edin. Meleklerin dilinde günah var mı? Yok. O zaman sen Resulullah'a salavat getir. Melekler de sana rahmet okusun. Meleklerin duası sana kabul olsun. Kafanı çalıştır mübarek adam. Öbür türlü canın çıktı duadan. فَلْيُقَلِّلْ عِنْدَ ذَٰلِكَ اَوْلِيُكَثِّرْ O isterse az yapsın, isterse çok yapsın. Ne demek? Ben oturdum, 10 saat salavat getirdim. Böyle adamlar var mı? Olmaz mı ya? Sen herkesi kendin gibi mi zannetiyorsun? O zaman melekler yorulur mu? Senin işin var, efendim gücün var, gelenin var, gidenin var, 10 saat salavat edin. Meleğin işi yok, gücü yok. Melek tabii ki yorulmaz. Sen yeter ki devam et. Diğer hadis-i şerif, meşhur. بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْبُغْلِ اَنْ اُذْكَرَ عِنْدَهُ وَلَا يُصَلِّ عَلِهِ Bir adama cimrilik olarak yeter, benim adım yanında anılsın da bana salavat okumasın. Şimdi cimrilik olarak ne alakası var? Çok alakası var. Efendim cimrilik demek, Allah'ın emrettiği yere vermemek veya mürüvvet dediğimiz şahsiyet, karakter, kaliteli insan dediğimiz gereken bir yerde bir eli açıklık yapmamak değil mi cimrilik? E şimdi Allah Teala emrediyor Habibime salat edin sallallahu aleyhi ve sellem. E sen bu emri kırdın salat okumayınca. Peki mürüvvet ve şahsiyete gelelim. Sana iyilik edeni övmen lazım değil mi? Sana iyilik edene dua yapman lazım değil mi? Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin din, dünya ve ahiret nimetlerini bizim üzerimizdeki iyiliklerini sayıp bitirebilir miyiz? Yahu dünyanın altını üstüne getirsek Allah'tan sonra bizim üzerimizde Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem daha büyük hak sahibi bulamayız. Bulabilir miyiz? Efendim bizim hidayetimiz için, bizim kurtuluşumuz için. Yani ömürlerimizi gece gündüz ona salavatla geçirsek, Allah'ın zikrinden sonra kalbimizi onun zikriyle meşgul etsek, onun gereken hakkını ödemekte çok yetersiz kalırız. İman, ihsan, iyi muamele bunu gerektiriyor. Onu unutmamak, ondan gaflet etmemek. Çünkü iyilik sahibidir. Veli nimet diyorsunuz. Türkçeleşmiş. Veli nimet. İyilik yapmış bana. E onun ne kadar iyiliği var bize ya? Cehenneme odun olmaktan, en azından hayvanlar gibi toprak olmaktan, fetret devrinde kalsak, bizi kurtarıp, şu anda Allah'ı bilme gibi büyük bir vasfa, ehli sünnet olma gibi bir meziyete, İnşallah bunun neticesi ebedi cennetlerde sonsuz nimetlere mazhariyetin tek vesilesi. Muhammed Mustafa bu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Anam mı yapmış, babam mı yapmış? Anam baban seni gökten aşağı indirmiş, o seni yerden göğe çıkartmış. Bunun farkını fark etmek lazım. Efendim, yine hadis-i şerif. Ektiru salat aleyhi ve cuma. Bana cuma günü çok salat getirin çünkü melekler o günde hazır olur. Ve yevmun meşhudun teşhedül melâke ve inne haden lem yusalli aleyh illa uridat aleyhi salatu hatta yefruga minha. Kim bana salavat getiriyor bitirinceye kadar o bana anlatılıyor, aktarılıyor, arz ediliyor, işittiriliyor. Sahabe-i kiram diyor, Ebu Derda soruyor radıyallahu anh.
Ebadel mevt, ölümünüzden sonra da mı? Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, ve ba'del mevt, ölümümden sonra da diyor. İnne Allah harramu alel ardan tekul etsadel enbiya, peygamberlerin cesetlerini yemeyi Allah toprağa haram kılmıştır. Toprak peygamberlerin cesetlerini yiyemez. Çünkü toprak kimi dinler? Allah'ı dinler, yan yana gömersin, bunu ye der Allah yer, bunu yeme der Allah yemez. Tamam. Senin miden bile seni dinler. Seni dinlemez, Allah'ı dinler. Niye? Bir şey yersin Allah hazmet der eder, bir şey yersin Allah hazmetme der, taş gibi keser. Sen istediğin kadar böyle vur. Hazmetsene lan de, takmam seni der. Rabbimi dinliyorum der. Tamam. Evet. Yine bu cuma gününün münasebetine, cuma günü, cuma gününü biz size söylüyoruz da anlatamıyoruz. İnşallah bundan sonra cuma sabahları bunu adet edeceğiz. Mustafa Hoca ekseri bulunuyor. Ben de bulunacağım inşallah. Cuma sabahları Muhammed Mustafa'nın günü. Sallallahu aleyhi ve sellem bayram günü. Niye cuma bayram günü? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Amine validemizin rahmine perşembeyi cumaya bağlayan gece. Ona ne derler? Cuma gecesi düştü. Regaib gecesi cuma gecesidir. Regaib gecesinin sabahı da cuma günüdür. Neticesi itibariyle bayram günüdür. Cuma bayramdır çünkü Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ilk müjdesi bize cuma gecesi ve cuma gününde gelmiştir. Onun için ne buyuruyor? Bana salavatı artırın. Günlerin efendisi, o da peygamberlerin efendisi. Bu bakımdan büyük bir münasebet vardır. Bunun kıymetini bilmek lazım diye buyuruyor. Bana çok salat okuyun cuma günü. Yalnız özellikle ben biliyorsunuz dua kitabında ne yaptım? Cuma'ya bir bahis açtım. Biliyor musunuz onu? Ey Allah sizi istersen. Falan gazetenin hangi köşesinde ne yazıyor desem bilirsiniz. Dua kitabının sonunda bir bahis var. Ne bahsidir o? Cuma bahsi. Bu cuma gününde burada salavatlar var. Ne salavatlar var? Artık onlara efendim bakın. Mesela ne buyuruyor? Men salli aleyhi ve cuma miyete merra gufret lehu hatiyeti temanine sene. Cuma günü 100 kere salavat okusa 80 senelik günahı da olsa anında affolur. Onun için Mustafa Hoca'ya da tebliğ ediyorum. Sabah bittiği zaman sohbete başlamadan evvel 100 salavat-ı şerife herkes okuyacak. Her cuma sabahı burada başlatalım bunu. Evvelce yapıyorduk çok zikirler, virtler. Şimdi biraz sonra 100 salavatımızı her cuma sabahı başlayalım. Bu mübarek cuma sabahından başlayalım. İnşallah cuma günü ya. O sabah namazındaki o salavat. Ve hadis-i şerifte buyuruyor ki her kim sabah namazından sonra bana 100 salat getirirse onun diyor 100 tane muradını Allah ihsan eder. Bunun diyor 70'i gecikmeli olur. Ahirete de kalabilir. 30'u peşin diyor. 30'u peşin diyor. Şimdi biz zaten 14 secdeyde gelen muradı için, sıkıntısı için Allah'a yalvarıyoruz. Cuma günü bir 100 salavat getirdik mi bir de peşine 14 secde buradan adam boş çıkmaz. Onun için geceden insan birbirine telefon edecek. Arabasını ayarlayacak. Herkesin arabası yok. Geceler kısaldı. Erkene geldi. Diyecek ki bak buluşalım arkadaşlar. Şu durakta şurada beraber. Senin araban var. Sen de beni taşı. Ne yapalım? Cuma sabahına gidelim. Cemaatle kılalım. Salavat-ı şerifimizi okuyalım. Secdelerimizi yapalım. Bu sabah ve akşamdan sonra her gün var. Bu 100 salavat hadisi. 100 haceti görülür. Ama bir de cuma gününe mahsus diyor 100 kere. Yalnız burada ikindiden sonra diye bir hadis-i şerif var yine. Ebu Hureyre'den geliyor. Buyuruyor ki cuma günü ikindi namazını kıldığı yerde yerinden kıpırdamadan ikindiyi kıldığı gibi oturup şu salavatı okuyacak yalnız. Bunu dua kitabında bulursunuz. Benim dualarım kitabındaki. Allahümme salli ale nebiyyil ümmi ve ale ali ve sellim. Kısa ama biraz karışık. Allahümme salli ale nebiyyil ümmi ve ale ali ve sellim. Ve sellim teslima. Kaç kere? 80 kere okusa, 80 senelik günaha batsa hepsi silinir. Cuma günü ikindinin peşine böyle bir özel ne var? Müjde var. Efendim daha orada çok önemli salavatlar var. Cuma günü bir kere okusa bile insan hasıl oluyor sevapları. İnşallah amel etmeye devam edelim. Biz size bu kadar eser niye yazdık? Amel edenler olsun. Onların bir misli sevap da bize olsun. Onlar kime teşvik ediyorlarsa onlar da onlardan kazansın. Birbirinden kazanalım. Yine bir hadis-i şerifte "Men salli aleyhi min ümmeti
Kütübet levh aşru hasenat ve muhiyyet. Aynı aşru seyyat. Ümmetimden bana salat okuyana 10 hasene yazılır. Ben haseneyi size anlatıyorum. Hasene ne demek? Hasene sevap. Tamam mı? Hasene kahvaltıda yenen bir şey değil. Hasene sevap. Hasenenin yeri neresi? Külüşen yetevekkafu ilel mangır dedi ya. Dünyada her şey para, ahirette her şey hasene. Burada parası olan düdüğü ötüyor, orada kimin? Hasenesi olanın. Burada parası olmayan zürt, müflis, orada hasenesi olmayan sıfırı tüketmiş rezillik. Onun için hasene lazım. Bir salata 10 hasene. Bir hasenen eksik olsa bile mizanda cennete giremezsin. Çünkü Mevlana buyuruyor, sevap tarafı ağır gelen felaha erecek. Ha, o zaman sen dersin ki, hoca efendi ben Müslümanım nasıl gir? Ya girersin de, ne sıkıntılardan sonra girersin. Duhul evvelinle direkt girmek için sevap tarafı ne olacak? Ağır basacak. Orada ne lazım? Bir açık hasenen olsa, tek haseneden bile dengeleyemeyebilirsin. Açığı dolduramayabilirsin. Bir hasene eksiğinden. Anam babanı dolaşsan vermez. Otur burada oku salavat. Ne zorun var? Kazan işte. 10 günahı silinir. 10 günah ne demek? Adamın bir günah canını cehenneme sokar. Bir günah. 10 günah. Kazanan kazanıyor. Efendim, bir hadis-i şerifte okuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, "Men salli aleyye fi kitab, lem tezzelil melâketü tusalli aleyhi madâm esmî fî dâlikel kitab." Bir insan kitap yazarken, ben buradan kazanıyorum çok. Bir insan kitap yazarken, yazdığı kitapta salavat getirirse yazıyla, benim ismim orada durdukça, melekler de o kişiye ne yaparlar? Salat ederler. Ya hocam ben yazar değilim ki. Yazar değilsen sen de yazdığın her şeyde besmele, hamdele, salavat yaz. Yazdığın notlarında, mektuplarında vesaire işlerinde salavat-ı şerife yaz. Böylece kazanırsın. Birisi vardı, Evliyaullah'tan anlatıyor. Diyor ki bir komşum vardı, nessah idi, nessah. Ne demek nessah? Eskiden matbaalar olmadığı için kitaplar neyle çoğaltılıyordu? Hattatlar nüshayla çoğaltıyorlardı. Diyor ki vefat etti. Yani ben de onu çok bir salih amel sahibi görmüyordum yani. Çok mübarek bir zat olarak bilmiyordum. Vefatından sonra efendim benim rüyama girdi. Baktım öyle makamlar sahibi olmuş, çok kazanmış. Dedim Allah sana ne muamele yaptı? Bu rüya da bir acayip bir şey ya. Ahirette görüşme. İnternetle görüşemezsin ahiretle. Rüyada görüşürsün. İnternette var mı? www.ahiret.com. falan. Böyle bir şey yok. Ama adam bir yattı mı ahiretten adam geliyor. Ne var ne yok diyor ya. Ma fealallahu bike dedi. Allah sana ne yaptı? Dedi beni affetti. Allah Allah dedi. Ya sen çok da bozuk adam değildin ama çok da iyi adam değil. Dedi ne oldu sana? Dedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ismini her yazmamda dedi bir salavat yazardım yanına. Rabbim bana hiçbir göz görmedik, hiçbir kulak işitmedik, aklıma gelmedik nimetler verdi. Habibine hürmet ettiğimden. Gördün mü şimdi? Ha işte bu. Onun için salat-ı şerifeye devam. Duaların kabulü için her kim Allah'tan bir hacet dilerse Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme çok salat etsin. Resulullah Efendimiz buyurdu. Men eraden yes'elallah hacetehu fel yukdir bis salati alen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Sümme yes'elullah hacetehu fel yukdir bis salati alen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Başında salavat okusun, ortasında salavat okusun, sonunda salavat okusun. Fe innallaha yakbelu salaten ve ekramu min en yed'a ma beynehuma. Çünkü salavat-ı şerifeyi mutlaka kabul ediyor. İmam Rabbani Hazretleri de beyan ediyor, diğer alimler de buyuruyor. Hiçbir ameli gösterişle yapsa, gösterişle yapılan amelde kabul var, ümidi var mı? Yok. Ancak salavat-ı şerifi gösteriş içinde yapsa kabul. Çünkü diyor ki Habibime duadır, nasıl reddedeyim? Siz böyle bir şey biliyorsunuz değil mi? Onun için Zekeriya Efendi Hazretleri Medine'de vefat eden Allah rahmet etsin büyük veli, onun bir beyti vardı orada. Edimiz salatı alen nebiyyi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem fe kabuluha hatmen biduni tereddüdin.
اَعْمَالُهَا بَيْنَ الْقَبُولِ وَرَدِّهَا اِلَّا الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki salavata devam et, hiçbir amelimizin garantisi yok, salavatın kabulü kesin, hiçbir ameline bir insan garanti kabul oldu diyemez, ama salavat-ı şerifiye herkes kabul oldu diyebilir, Müslüman olduğu için iman şartıyla. Çünkü neden? Habibullah'a duadır sallallahu aleyhi ve sellem, Mevla onu reddetmiyor. Peki şimdi, başında bir duanın salavat geldi, ortasında bir de sonunda mıhladın ya. Mevla diyor, iki salatı kabul edince diyor, ya şimdi adamın duasının başını sonunu aldım da ortasını nasıl bırakayım buyurur, kendine yakıştıramaz onu da kabul eder diyor. Ne usuller varmış be. Biz de usulsüz vusul olmaz duvara toslamışık. Niye kabul olmuyoruz acaba? Adamın birisi gel namaz kıldı hemen duaya başladı. Ya Rabbi şunu ver, ya Rabbi bunu ver. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seyrediyor. Buyurdu ki acil teyyül musalli. Ey namaz kılan adam dedi. Acele ettin. Böyle dua kabul olmaz. İmza yok, mühür yok, mektupta pul yok, damga yok. Dilekçe geçer mi? Tabi Resulullah böyle demedi ya. Ben arada katıyorum izah için. Ben mübarek adam şimdi. Bakıyorsunuz dilekçe pul mu deyince. Dedi ki ne yapacaktım ya Resulullah? Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Sen evvela Allah'a hamd edecektin. Sonra bana salat edecektin. Ondan sonra dua edecektin. Sonunda da amin diye mühürleyecektin. Anladın? Bir daha ona göre dua edersiniz. Aman unutmayın. Ne buyuruyor hadis-i şerif? Hangi salavatlı olursa olsun. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala sahbihi ve sellem. Sıra çok. Kaç bin salavat var? 12 binden fazla salavat var. 12 binden fazla. Ben böyle 50 tane 100 tane zor biliyorum. 12 binden fazla salavat var. Ama kitaplarda çok. İnşallah bu hususta bir kitap hazırlamak lazım. Ölmeden bana nasip olacak inşallah. Size de bir çeşit salavatlar gösterelim. İnşallah. Efendim.